Hayaller ve gerçekler. Farklı geliyor. Bakalım. Evet. Beklediğim kadar çıkmadı. Peki yaşam maliyetleri konusunda yeme içme? Ama öyle olmadı. Bu konuda bir kararsızım. Çok tadında kavga ettik bence. Sıkıntı yok yani. Daha mı zor olacağını sanıyordunuz? Ne olur artık parasını söyleyelim böyle. Issız koylara korkuyor musun? Bugünkü videomuzda böyle kamera karşısına geçip konuşmalı bir video olacak. Biz yakın çevremize sorduk, dedik ya neler paylaşalım, neleri merak ediyorsunuz? Hani birkaç arkadaşımıza, dostumuza falan sorduk. Dediler ki siz bu işe başlamadan önce neler bekliyordunuz? Sonra başladıktan sonra nelerin farklı olduğunu gördünüz. Yani ne umdunuz ne buldunuz? Umduğunuzu buldunuz mu aslında? Evet, işte bir yelken hayatına başladık. Üçüncü ayımızdayız ve gerçekten bazı düşündüğümüz şeyler tam olarak düşündüğümüz gibi. Bazıları da hiç düşündüğümüz gibi değil. Ve bunları böyle kısa kısa maddelere ayırdık. Bazıları not aldık. Bazıları şu an aklımıza gelecek. Onları sizlerle paylaşacağız. Çünkü siz de denizciliğe başlamayı düşünüyorsanız, yelkene başlamayı düşünüyorsanız tahminimizce bizim de aklımızda olan bir sürü soru sizin de aklınızda var. Bunları 3 aydır her gün deneyimleyen bir çift olarak sizle şimdi bütün bu soruların yanıtlarını paylaşacağız. Beklentiler ve gerçekler. Hayaller ve gerçekler. Hayaller yelken, gerçekler. Şimdi şöyle bir kısmını telefonla not aldım. Oraya ara bakacağım. Hani onu baştan söyleyeyim. İlkine ben başlayayım istersen Tolga. Tamam, evet. Neydi? İlki ben sanıyordum ki sürekli bir yelkenle gideceğiz. Yani işte açacağız yelkeni, çıkar çıkmaz marinadan açacağız yelkeni. Oh böyle fıtır 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 gideceğiz falan. Böyle bir şey vardı kafamda hani çok önceden. Yarıştaymış gibi sürekli. Yarıştaymış gibi vardı. Evet, bildiğiniz yarış, her gün yarışmış gibi olacak sanıyordum. Ama öyle olmadı. Çünkü günün zaten yarısında aşağı yukarı hava yok. Sabahları hava yok. Akşamları belli bir saatten sonra hava çok sakin, rüzgar yok. Dolayısıyla günün belli saatlerinde yelken yapabiliyorsunuz. Tabii ki biz bunu kovalayıp yelken yapmaya çok çalıştık. Ama takribi seyahatlerimizin ve seyirlerimizin yarısı yelkenle, diğer yarısı motorlu oldu diyebiliriz değil mi? Peki Tolga, motorlu oldu. Hani hep diyoruz ya sürdürülebilirlik, yelkenle rüzgarla evet. Gitme, işte para harcamadan, yakıt harcamadan gitme. Hani motor çok yakıyor mu? Orada da benim beklentimden daha az yaktığını söyleyebilirim ama tabii ki bu bizim teknemizle ilgili bir şey. Bizim teknemiz aşağı yukarı saatte 3-4 litre yakıt yakıyor. Dizel bir yakıt yakıyor ve bu çok düşük bir rakam zaten. Çok düşük bir maliyete denk geliyor. O yüzden benim beklentim burada altında yakıt harcadık diyebiliriz. Yani bütün sezon gerçekten ciddi az yakıt aldık diyebiliriz. Ya, ne olur artık parasını söyleyelim. Böyle herkes bakmam ilk, lazım. İlk 4-5 video alsak. İşte yayınlandı biz bu videoyu çekene kadar. Şimdi yine geriden geleceğiz. Yine laf olacak ama arkadaşlar yani bir haftada kaç video yayınlayabiliriz? Şu anda Evet, bir video 14-15 saatte hani ortalama bütün prodüksiyonu sürüyor diyelim. Hani neyse şu anda Eylül'ün sonlarına geldik. Bu videoyu o zaman çekiyoruz. Bugün ne kadar yakıt harcadık? Kabaca herhalde her ay 2 defa ya da 3 defa yakıt alıyoruz ve her yakıtımız bizim 300 ile 400 lira arasında oldu. Bir de ben sürekli ama sürekli eğitimlerdeki gibi tramol atacağımızı sanıyordum. Ama rüzgarın gerektirdiği kadar atıyorsunuz. Yani böyle sürekli hadi şimdi tramol atmak için o tarafa dönelim gibi durum olmuyor. Hatta bir yerden sonra sırf yelken sporu yapmak için çıkmadıysanız, bir yere gitmek için çıktıysanız minimum atmak için açınızı, yönünüzü ona göre ayarlıyorsunuz ve Miren'in dediği gibi beklentimizden daha az tramol atıp daha stabil ve daha sakin seyirler yaptık diyebiliriz. Şimdi bir diğer konumuza bakıyorum Tolga. Neymiş? İki günde bir marinaya gireriz. O yüzden bir marina ile anlaşmamız gerekiyor. O gerçek olmadı. O da öyle olmadı. Çünkü bu kadar güzel koylar varken ve aslında erzağınızı, suyunuzu, yakıtınızı, her şeyinizi doğru planlarsanız kabaca marinaya çıkma ihtiyacınız 4-5 günde birlere geldi. Bazen bir hafta çıkmadığımız oldu. Artık suyumuz bitti, o sayede gittik marinaya. O yüzden iyi planlamayla aslında marinaya her gün gitmeniz gerekmiyor. Hatta çok güzel marinalar var ama her gün böyle marinada kalan insanları da anlayamıyorum bazen. Bu kadar güzel yer varken ama tabii ki tercih meselesi, zevk meselesi, bir şey diyemiyorum. Biz genellikle böyle ıssız koylarda ya da böyle bazen bir restoran iskelesinde kalmayı tercih ediyoruz. Şimdi tam böyle elektrik su konularına gelmişken ben sanıyordum ki teknedeki su bize yetmez. Ve ben duş almadan da yapamam. Aslında biraz da o yüzden marinaya gitmek istiyordum. Şimdi birincisi 2-3 gün duş almadan yaşanıyormuş teknede. Bu arada hiç sıkıntı yok. İsterseniz bir hafta bile almadan yaşayabilirsiniz. Çünkü sürekli tuzlu sudasınız. Ben lakarda gibi diyorum ona biraz. Böyle tuzlandığın için şey yani, olmuyorsun. Kokmuyorsun, kirlenmiyorsun. Zaten tertemizsiniz bu arada. Yani öyle bir pis algısı vardı. Yani nasıl yani bir hafta şimdi duş almadan falan. O yok. Hani bir, uzun süre duş almadan yaşayabiliyorsunuz. İki, teknedeki su ihtiyaçlarımıza çok rahat yetiyor. Bizim kabaca 250 litrelik bir su tankımız var. Ve bunu Miray'ın dediği gibi çok doğru kullandığımızda, bulaşıklarımızı minimumda yıkadığımızda ya da işte lavaboyu bile minimum
anlamda kullandığımızda bize çok rahat yetiyor. Düşündüğümüzden çok daha fazla teknede su ikmali yapmadan kalabiliyormuşuz. Evet. Bu önemli bir şey. Araya bir soru alayım mı? Ben saçlarım kadar uzamaz diye düşünüyorum da şu an bakıyorum da saçlar denizde bir hayli uzuyormuş gerçekten ve malum pandeminin de etkisi var sanırım. Şu halime bakar mısınız? Gerçekten inanılmaz ama senin saçların çok güzel bu arada. Ya teşekkür ederim. Evet, başka diğer konumuz. Şimdi bir dakika bakıyorum hemen neler yazmışız. Elektrik konusunu konuşalım mı? Konuşalım. Elektriğe gel. Mini jeneratör yazmışım ben buraya. Elektrik konusu aslında genel olarak yani elektriği nasıl halledeceğiz konusuydu değil mi? Şarj et, mini jeneratör vesaire. Şimdi teknedeki en başta bizim en merak ettiğimiz konulardan bir tanesi de elektrik işini nasıl halledeceğimizi. Çünkü nelerimiz var? Çünkü bizim ekipmanlarımız bolca var. Tabii ki de işimiz prodüksiyon olduğu için sürekli bir şeylerin çekimlerini yapmamız gerekiyor da kendimiz bir çekim yapmamız gerekiyor vesaire. Bu yüzden de bolca ekipman var. Ve tabii ki bu ekipmanlar da oldukça şarj tüketiyor. Yani elektrik ihtiyacı doğuruyor. Bunu nasıl çözdük? Bir teknemizde tabii ki bir güneş paneli var. O güneş paneli bizim teknenin günlük ihtiyaçlarına yetiyor. Buzdolabımıza yetiyor vesaire. Ama akşam olduğunda işte ışıklar, seyir fenerleri gerekiyorsa gibi şeyler ve ekipmanlarımızı şarj etmek için akülerimiz dolaması lazım. Biz diyorduk ki herhalde bir tane jeneratör almamız lazım. Mini jeneratör. O mini jeneratörle de ancak işte benzinle bizim drone'umuzu, kameramızı, diğer bütün her şeyimizi şarj edeceğiz diye düşünüyorduk. Öyle yapmamız gerekmedi. Bir tane daha akü aldık. Toplamda 3 tane akümüz oldu. Bir tanesi motoru bağlı olarak akü, 2 tanesi servis aküsü. Ve bir yandan da bu aküdeki elektriği kendi cihazlarımıza aktarmak için bir tane invertör taktık teknemize. Ve o invertörle de aslında bütün her şeyimizi şarj edebilir hale geldik. Doğru mu? Yani evet. Yani elektrikli ekipman şarj sıkıntısı çekmedik. Ama ben çekeriz sanıyordum böyle, ciddi sanıyordum. Kesinlikle öyle ama tabii şunu da yapıyoruz. Seyirlerdeyken akülerimiz şarj oluyor üzerine. Güneş paneli şarj ediyor ama bazen mesela bir koyda 2 gün kaldığımızda, 3 gün kaldığımızda günde 1 veya 2 defa motorlarımız rölantide gaz verip akülerimizi şarj etmemiz gerekebiliyor ki 12 voltun altına inmeyelim. Çünkü her şey 12 voltla çalışıyor. 12 volttan 220'ye çevirip elektrik ihtiyacımızı karşılıyoruz. Tolga, madem böyle elektrikli aletlere girdik, 50-60 litrelik bir buzdolabı ben yetmez sanıyordum. O yüzden dedik ya, ben bu 50-60 litre buzdolabı bile yapamam. Yani imkanı yok. Ama ben bunun sıkıntısını hiç yaşamadım, biliyor musunuz? Yani şöyle söyleyeyim, tabii ki de mesela dondurulmuş işte böğürtlenler, çilekler falan öyle şeyler almadım. Ama temel ihtiyaçlarımız için işte peyniri saklaması, yoğurdu saklaması, onun yemekleri mesela kaplara koyup saklama konusunda gerçekten bir kere bile sıkıntı yaşamadım. Bizim endişe ettiğimiz kadar bir sorun yaşamadık. Aksine gayet iyi planlamayla gayet iyi yönettik süreci. Bu ıssız koylarda korkuyor musun Miraycığım? Gözücüyle gördüm soruyu. Issız koylarda korkuyor musun? Issız koylar derken şöyle bir şey oldu. Şimdi ışık hafiften düşmeye başladı. Böyleleri. Ondan sonra ve biz kameranın ayarlarını değiştirdik. Ha, net gözükebilmek için. O sırada da tam ıssız koyla sorusu geldi ve gece sorusu geldi. Miray'ın galiba birazcık bir endişesi vardı. Endişe değil de merak ettiği bir konu diyelim. Ya ben biraz korkuyordum açıkçası. Şimdi gece ıssız bir koy, ne olacak, ne gelecek, ne bitecek. Bir de böyle değişik duyumlar almıştım. Yok efendim fareler halatlardan teknenize çıkıyor falan böyle. Biraz korkuyordum ama... Hiç bu arada ben kameraya bakıyorum. Şu an bir salla, ufak bir dalga geçti. Dalga ya. Dalga geçti, salla. Böyle şeyler olacaktır. Tripod'dan dolayı durduk mu? Evet, ıssız koy konusuna geri döndük. Yani kısacası çok korkulacak bir şey yok. Bu arada benim hayal ettiğim ve gerçek olan bir şey var. Böyle gece ıssız koyda. Yıldızların altında uyuruz her gece diyorduk. Gerçekten de her gece yıldızların altında uyuyoruz. Hayatımda çölde gördüğüm kadar yıldızı herhalde buralarda gördüm. En fazla yıldızlar tekneden muhteşem. Beklentimizden bile öte diyebiliriz. Soruya ve bir bakalım. Sonraki gerçek mi hayal mi sorumuza geçiyoruz. İki günde bir karaya ineriz sanıyorduk. Otellerde kalırız sanıyorduk. Tolga, bununla ilgili düşünüyorsun. Biz öyle bir planlama yapmıştık. Kendi evimizde, kendi yatağımızda uyumayı da özlemişiz. Evet, burada tam %100 bir yatak tabii ki değil. Ev konforu elbette bir teknede olamıyor. Ama otellere çıkmaya hiç ihtiyaç duymadık. Tam aksine... Olabildiğince teknede yaşadık değil mi? Çıkmamaya çalıştık. Çıkmamaya çalıştık ama tabii ki de mesela deneyimlemek istediğimiz yerler vardı. İşte farklı restoranlar, işte oteller vesaire merak ettiğimiz yerler vardı. Bunları elimizden geldiği kadar deneyimliyoruz ama... Tolga, tam bu noktada niye güldüğümüzü açıklayalım. Tamam, açıklayalım. Evet. Gittiğimiz bir tane otel var bugüne kadar ve sezonun ortasında gittik. Demaris'e gitmek istiyorduk ve aslında biz konaklamaya vakit bulamadık bile. Yani kısa bir günlük bir zaman geçirdik. Restoranlara gittik. Şu anda da onlar Instagram'da bizi paylaşmışlar. Hani tam böyle şey Murphy oldu bu videoyu paylaşırken. Evet, yani şöyle deneyimlemek istediğimiz yerler vardı. Onları elimizden geldiğince deneyimledik ama dediğimiz gibi yani buna ihtiyaç duymadık, öyle söyleyeyim. Doğru. Sana. Bir otelde kalmaya ihtiyaç duymadık.
Peki İstanbul'u özledin mi? İstanbul'a kaç gün gideriz diye düşünüyordun, kaç gün gittin? Ben şöyle sanıyordum, her ayın bir haftası İstanbul'a geçiririz sanıyordum, öyle olmadı. Biz ilk gittiğimiz zaman bir iki günlüğüne gittik. Binaların arasına girdik işte Nişantaşı'nda ve şöyle hissettim. Kalabalık yani ve biz geri dönelim. Çünkü buranın sakinliğine, dinginliğine alıştıktan sonra kalabalık şehir hayatı. Tamam belki 1-2 aydır buradayız daha yani çok değil. Ama bu bile insanda böyle farklı bir etki yaratıyor. Burayı tekrar özlüyorsunuz ve buraya gelmek istiyorsunuz. Ama şu aralar mesela bayağıdır gitmedik yine. 1 ayı geçtik. 1-1,5 geldi oldu. Yine. Yine bir geldi yani. 1-2 günlüğüne gideyim istiyorum. Hani bu konuda bir kararsızım. Hani beklediğim mi oldu, hayal ettiğim mi oldu falan onu tam bilmiyorum. Benim hayal ettiğimden daha az gittik. O yüzden ben mutluyum. Bu konuda ben Miray kadar gitmeye hevesli değildim ama gittiğimde iyi geldi. Kötü gelmedi ama Miray'ın da dediği gibi binalar çok üzerimize geldi. Çünkü şurada durduğumuzda bir koyda gerçekten en yanınızdaki tekneyle bile aranızda herhalde 4 sokak kadar mesafe var. Ve insan buna gözü alışınca, bünyesi alışınca nereye giderseniz bu İstanbul'a ilgili bir konu değil çok farklı geliyor. Bakalım bu süreç nasıl devam edecek göreceğiz. Bu arada niye böyle bir şey yazdık onu da söyleyelim. Şimdi biz dünya turuna çıktık dedik bundan 2,5-3 yıl önce. Benim o dünya turuna çıkarken Tolga'dan istediğim tek bir şey vardı. Ben İstanbul'u çok seviyorum işte aile arkadaşlarım vesaire herkesten kopmak istemiyorum. Sürekli onlarla görüşmek istiyorum. Bunun içine demiştim ki tamam biz bir dünya turuna çıkalım ama bunu öyle bir yapalım ki biz gidip gelmeli yapalım. Yani gidelim. 1 ay mı gittik, 1,5 ay mı gittik, 2 ay mı gittik? Gidelim bir ülkenin tamamını ya da neyse nereyi gezmek istiyorsak orayı bitirelim. Ondan sonra gelelim birkaç gün tekrar İstanbul'da kalalım ondan sonra gidelim diyordum. Bu tekne için aynı şeyi düşünüyordum. Olay buradan geliyor. Biz bu işi de tekne turları gibi her gün başka bir koyda pat 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 gidersin sanıyorduk. Beni bıraksan ben giderim de o ayrı konuda. Sevdiğimiz koyda kalıyoruz. Evet biz demiştik ki beklentiyle gerçeği söyleyeyim. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben bundan daha fazla seyrederim diye düşünüyordum. Benim düşüncem öyleydi. Ben de öyle sanıyordum. Ben de daha fazla seyir yaparım sanıyordum. Ben sürekli her gün böyle bir şey olur sanıyordum. Ama geldiğiniz zaman yarın ertesi gün tekrar gidebilme ihtimalinizin olduğunu bildiğiniz için diyorsunuz ki ya birkaç gün şurayı çok sevdim burada kalayım. Ondan evet. Sonra giderim hissi oluştu. Ama bu tabii biz daimi olarak tekneleri yaşadığımız için bizim için geçerli. Yani siz buraya bir hafta 10 günde bir tekne turuna geldiğinizde muhtemelen zaten her yeri göreyim diyorsunuz. Çünkü biz 3 aydır aralıksız olarak teknenin üzerinde yaşadığımız için artık bir yerlerde kalma, durma. Bir de işin bizim açımızdan diğer boyutu var. Çalışmamız gerekiyor. Biz aslında çalışıyoruz daimi olarak. Burada içerik üretiyoruz. Farklı bazı müşterilerimiz, markalarımız var. Onlara içerik üretiyoruz. Dolayısıyla bizim için durmak ara ara iyi geliyor. Güzel esen, az dalgası olan bir yer bulduğumuzda oraya yapışıyoruz. Bırakmıyoruz. Bol bol keçilerle arkadaşlık ediyoruz. Artık bizi tanıyorlar. Sabahları geliyor. Çünkü bu bölgede Gökova'da, Hisarönde ve Göcek'te çok fazla keçi var. Onlar arkadaşlarımız oldu diyebiliriz aslında. Bir de şöyle bir hikayemiz de var. Bir gün Selimiye'deyiz. Arabayla Bozburun'a geçtik yemeğe. Selimiye'de tadilatlar yapılıyor. Güzel bir akşam yemeği yiyoruz. Orada biri bize dedi ki ya siz bu Bozburun'a gelirsiniz. Ve buraya geldikten sonra 1 ay, 1,5 ay burada kalırsınız demişti. Biz de yok olur mu öyle şey? Biz gezeceğiz, Güney'e gideceğiz, işte şunu yapacağız, bunu yapacağız dedik. Sonra Bozburun'a bir geldik. Gerçekten 1 ay, belki 1 aydan fazla Bozburun'da baz aldık. Onun etrafındaki böyle yerleri. Tabii ki Selimiye tekrar gittik, Söğüt'e vesaire gittik ama Bozburun civarında yaşadık yani. Yani insan aslında bir yere sevince, oraya ait hissedince orada gayet güzel zaman geçirebilir. Miray buraya yazdık mı hatırlamıyorum. Aklıma bir tane soru geldi. Söyleyeyim mi? Söyle. Maliyetler ve harcamalar konusunda sence sen daha mı çok harcarız diye düşünüyordun, daha mı az harcarız diye düşünüyordun? Ben her ay teknede bayağı yüksek masraf çıkar sanıyordum. Evet. Beklediğim kadar çıkmadı. Tekne maliyetleri tarafında teknenin hiç masrafı bizim açımızdan çıkmadı. Çünkü bunun temel setlenen bir tanesi bütün bakımlarını girerken yaptırdık. Bir diğer sebebi de üzerinde yaşadığımız için aslında her şey elimizin üzerinde oldu. Ben elim tornavida tutmaya başladı. Bazı şeyleri kendim yapmaya başladım. Ya bir şey söyleyeceğim bunu söylemem lazım. Nedir? Ben sanıyordum ki Tolga hiç bunları yapamaz. Yani bunu açık açık söyleyeyim hani. Ben de öyle sanıyordum. Hiçbir notta yazmıyor. Yani çünkü normalde işte ne bileyim herhangi bir şey kırılsın onu Tolga yapmaz. Yaptırtırır yani götürür. Bir yere yaptırtırır. Ben ilk defa hayatımda kaç yıl oldu işte 7 yıldır seni tanıyorum 5 yıldır evliyiz. İlk defa Tolga'nın elinin bu kadar çok her işe yattığını gördüm. Yani bir şey bozulduğu zaman hemen tık tık tornavidalar bilmem neler. Yok ilk defa gerçekten burası seni acayip geliştirdi. Yani. Ya şöyle bu arada bir tane takipçimiz demiş ki siz bu tekneye zor yaparsınız. Sizin böyle rahat bir hayatınız var gibi duruyor. Biz tabii ki konforumuza düşkünüz ve zaten dediğim gibi daha önce dünya seyahatindeyken de konforumuza hep düşkündük ama teknede de konforumuza düşkünüz ama elimiz bir şeyler tutmaya başladı. Bu çok güzel bir şey. Kendi
kendimizi bir hayli geliştirdiğimizi düşünüyorum. Ben şeyi sanıyordum, onu söyleyeyim de. Mesela teknede sürekli bir sorun çıkacak ve sürekli o sorun için işte böyle 5, 10, 3, 5 falan böyle paralar ödeyeceğiz sanıyordum. Güne kadar iki kere bir sorun yaşadık. O da bizden kaynaklı. Bir tanesi gerçekten bizden kaynaklanmış şey. Tekneyi yanlış kullandığımız için ilk başta yani. Yelkeni yırttı. Bir de çapada bir sorun vardı. Çapa başka... değil. Çapa. Miray çapa bölümün tamamını çapa olarak nitelendiriyor. Irgat'tan başlıyor aşağıya kadar. Irgat'ımızda bir sorun oldu değil mi? Neyse. Söyle sen söyle. Çapa atmayı çapa atmıyordu, çekmiyordu. O niye çapayı attıran şey Irgat, aynı şey. Doğru doğru. Tamam. Neyse. Irgat'ın, tabii ki biliyor. Şey diyeyim, rolesinde bir sıkıntı çıktı. Irgat, madem o kadar Irgat rolesinde. Detaylı anlatacaksam yani. Rolede bir sıkıntı çıktı. Bir kere de onu şey ödedik. Bunun dışında herhangi bir masrafımız çıkmadı. Doğru. 3-4 hatta aydan. Buradan şöyle bir çıkarım da yapabiliriz. Ben eski tekneler daha evet eski tekneler tabii ki daha çok masraf çıkartır ama her teknenin masrafı olmuş. Burada tanıştığımız bir sürü insanın çok ileri seviye teknesi, yatı, katamaran olan insanların bile daima olarak sorunlarla uğraştığını tabii gördük. Tekne denizde yaşayan bir şey ve sorun çıkartıyor ufak ufak da olsa. Biz neyse ki minimum sorunla aynen, karşılaştık. Aynen, bu kadar benim bildiğim major şey. Denize küsmedik, hayır başka bir şey yok. Peki yaşam maliyetleri konusunda yeme içme. Şimdi yeme içmede de şöyle bir sistem geliştirdik. Biraz önce işte buzdolabı, elektrik, su falan bunlardan bahsediyorduk. Biz artık her şeyi o kadar düzgün planlıyoruz ki sadece yiyeceğimiz kadar ve tüketeceğimiz kadarını aslında yani yiyeceğimiz içeceğimiz kadarını evet alıyoruz. Daha fazlasını almıyoruz. Alsak bile bozuluyor. Ben herhangi bir şey bozulduğu zaman böyle çok kendimi kötü hissediyorum. Evet. Öyle bir yapım var bu arada. Yani hani böyle içim gidiyor, bir şeyi çöpe atamıyorum yani. Hani ihtiyacı olan bir sürü insan var. Sen orada bir şey fazlasını kullanıyorsun. Yani bana bu durum dünya genelini düşündüğünüz zaman, makro seviyeden baktığınız zaman beni çok rahatsız kötü eden değil, bir evet durum. Ama en temelinde iyi planlamayla müthiş tabii bir şekilde devam yaptık ettik. Şimdi böyle baktığın zaman da yeme içmeyi sürekli evde yapıyorsunuz gibi düşünün. Dışarıda çok fazla yeme içme ihtiyacınız olmuyor. Zaten dediğim gibi havuzlukta ya da önde yediğiniz zaman dışarıda yemiş oluyorsunuz. Dünyanın yani en güzel manzarasını yiyorsunuz. Dünyanın en güzel restoranda. Evet aynen öyle yani. En güzel yerlerde yiyorsunuz. O yüzden bence yaşam masraflarımız bayağı düştü. Düştü. Bizim İstanbul'a şampuan göre... Şampuan masrafımız azaldı falan diye. Birçok masrafımız azaldı. Yeme içme tarafında dediği gibi Miray'ın... Duş alıyoruz bu arada. Merak etmeyin. Duş alıyoruz ya. Geliyorum bugün. Biz... Eylül'ün sonunda sezon biter sanıyorduk. Bu evet yani biz geçen sene Ekim'de Bodrum'da bir Bodrum Cup'ta oranın çekimlerini hem yaparken televizyon programımız için hem de orayı yaşarken denize girmiştik ama istisna gibi düşünüyorduk yani hani çok güzel bir hava geldi diye düşünüyorduk ve biraz da hava kırıyordu aslında hafif de bir şey vardı. Ama şu anda Eylül'ün sonunda Ekim'in başındayız ve hava bugüne kadarki bence en güzel halinde diyebiliriz. Çok sıcak bir de yani deniz bayağı sıcak hani baktığınız zaman her gün hala yüzebiliyoruz, Eylül'ün sonundayız. Ekim'de de bu şekilde olacağını düşünüyoruz çünkü pek soğuyacağı benzemiyor. Deniz geçi sınır geç soğur diyorlardı. Bu gerçek. Burada çok rahat görüyorsunuz. Sadece Ekim'den sonra böyle havanın bulutlu olduğu gün sayılarının artacağını görüyorum hava tahminlerinde ama onu da yaşayıp göreceğiz. O yüzden Eylül-Ekim teknecilik, yelkenliği için ya da ne kullanıyorsanız deniz üzerinde bence harika bir mevsim diyebiliriz. Düşündüğümüz bu tekne hayatına, yelkenli hayatına başlamadan önce düşündüğümüz şeylerle uyanlar, uymayanlar kabaca bu şekildeydi. Ama çok harika bir 3 ay geçirdik biz. Hani çok güzel bir şans getirdi bize, çok güzel uğur getirdi sana bize. Sana son bir soru daha soracağım Tolga. Soruyorum. Baştan ucağa 10 metre kalan bir yerde iki kişi yaşamanın daha mı zor olacağını sanıyordun, daha mı kolay olacağını sanıyordun? Bizim teknemiz 3 katlı. Ben öyle diyorum. 6 havuzlu ve üstü deyince o yüzden ara ara kendimizden şey yapabiliyoruz. Yani kendimiz farklı yerlere kaçıp alan yaratabiliyoruz. Ben çok zorlanmadım. Yani peki, daha mı az kavga ederdik, daha mı çok kavga ederdik diye düşünüyordum. Çok tadında kavga ettik bence. Sıkıntı yok yani. Çok tadındaydı. Yani şöyle çok az tartıştık bence. Gayet sakin dingin geçirdik. Bence denizin beni sakinleştirip, ben çok tez canlı bir insanım. Zaten yapımdan hiperaktif demeyeyim de hani heyecanlı diyeyim, öyle bir insanım ben. Deniz beni sakinleştirir diye düşünüyordum. Düşündüğüm kadar sakinleştirme daha bence deniz beni birazcık sakinleştirir. Sence? Bence de. Bu benim slow'da, bu benim yavaşlamış halim, yavaş halim. Deniz insanı sakinleştiriyor, deniz insanı çok iyi geliyor bence. Bize dediğim gibi çok güzel uğur getirdi, çok güzel bir 3 ay geçirdik. İnşallah devamlı daha da güzel şeyler de olacak. İnşallah. Bakalım. İyi. Öyle. Bizim hikayemiz bu şekilde. Umarım bu beklentiler, gerçekler, hayaller, gerçekler videosu sizin aklınızdaki bazı sorulara yanıt vermiştir. Başka sizin mesela şöyle midir falan diye böyle düşündüğünüz bir şey varsa, hani hiç herhangi bir tahmininiz, bir beklentiniz, işte ben teknede olsam kesin şu olurdu gibi böyle söylediğiniz bir şey varsa onları da yorumlara yazın. Oradan evet da konuşalım. Bir de bize destek olmak ve kanalımızı daha da büyütmemiz için yorum yazmayı, bu videoları eğer hoşunuza gidiyorsa bu ve bütün diğer videolarımızı gerekli gördüğünüz kişilerle paylaşmayı,
hoşuna gidebileceğiniz için insanlarla paylaşmayı unutmayın. Bir de zili açıp böyle abone olursanız seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Rüzgarınız kolayına, provanız net olsun. Bay bay.